Benim adım Sadık Tonga. Şırnakulu Dere'den geliyorum. Özellikle de bir dua etmek için, bu manevi havayı solmak için, geçmişte bütün annesine tam bağımlı olan, sözünden çıkmayan Hazreti Veysel Karani Hazretleri'ni ziyaret etmeye dua etmiş, manevi havayı solmak için tekrardan biz buradayız. Özellikle biz onun için geldik buraya. Ben, halam, bir de amcaoğlumla beraber geldik buraya. Bir ziyarete varmaya geldik. Çok huzurlu bir ortam. Yani buraya geldim, böyle sakin ve huzurlu. İnsan türbede işte namazında dururken, duasını ederken gerçekten huzur buluyor. Manevi değeri çok yüksek. Çok mükemmel bir manevi değeri var. Burayı da herkesi ziyaret etmeye tavsiye ediyorum. Biz geldik. İmkanı olan herkesi de ziyaret etmeye bekliyoruz buraya. Allah bir daha gelmeyi nasip eylesin inşallah. Muş'tan geliyoruz. Evet. Hazreti Veysel Karani türbesi için özellikle. Ailemizle beraber, yakınlarımızla beraber. Ortam güzel ama temizlik eksiğimiz var hani biraz. Yani biraz da üzerlerine düşerlerse daha iyi olur hani ziyaretçiler için. Çünkü uzaktan gelen bir sürü vatandaşımız var. Veysel Karani hani peygamberimizin döneminde yaşamış, hani peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşan bir zat olduğundan dolayı onu görme isteği olmuştu onda. Yaşlı annesinden dolayı gidip görmek nasip olmadı. Ta ki gidip kapısına kadar gidip tekrar annesi için geri dönmek zorunda kalıyor. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi cemaatinde sahabeler bulunmasına rağmen sahabelere demiş ki gidin Hazreti Veysel Karani'nin hayır duasını alın. Şimdi benim demişler ki biz hani senin hani sahabeleriniz, donsunuz, yol arkadaşınız hani biz burada varken niye onu hayır duasını alırız? Demiş ki o benim manevi kardeşim. Şimdi manevi kardeşim diyen bir insana kalkıp da hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle hani övgüler yağdırmış kalkıp da ziyaret etmemek yani yakışık almak. Bir de nasip kısmet işidir hani herkese nasip olmuyor. Hani böyle bir imkan varken bence civar illerde hani kimsenin gelmemezlik yapmaması lazım. Herkesin gelip hani Allah rızası için hani bilemiyoruz kimin duası kabul olur. Allah belki bizi bu zatın hatırına verir. Yani sonuçta manevi kardeşim demişti. Bunu Müdürlüğü'ndeki manevi kardeşim. Yani bence ihmal etmemek lazım. Düzenli bir şekilde gelip bu insanları ziyaret etmek lazım. Eskisi kadar hani bir ziyaret olmuyor. Gelmiyorlar. İnsanlar gelmiyor. Ama genel olarak mesela ziyaretçi sayısı çok fazladır yani. Tabi yaz mevsiminde mesela Mayıs ayından sonra. Mayıs'ın hani inagulane dedikleri aydır. Ondan sonra başlayıp ta böyle yazın bitimine doğru. Yani insanlar çok böyle ciddi şekilde hani gelip ziyaret ediyorlar. Çevre düzenlenmesi yani gerçekten çok zor olmuş. Eskiye göre hani çok hani temiz bir ortam oluşmuş. Lakin hani benim eksik gördüğüm keşke biraz daha böyle gelen dışarıdan gelen insanlara biraz daha böyle oturabilecekleri, böyle dinlenebilecekleri, pini yapabilecekleri bir ortam hazırlanmış olsaydı ki inşallah hani böyle dediğimiz bu konuda gerçekten çok titiz davranıyor. Yani bu tür projeleri var yani mevcut belediye başkanı geldiğinden beri yani çok eksiğimiz vardı. Tamamlamaya çalışıyorlar. O kadar çok eksik vardı yani aradan çıkarmaya çalışıyorlar. İnşallah onlar da olacak diye düşünüyoruz. Yani bu akşam olur mu abi? İnşallah. Hadi dua edin. Hadi dua edin. Hadi dua.